Sinefil kafasından herkese merhaba. Uzun süreli ayrılığımızın tekrar kavuşma bölümüne geldik. Evet, aylardır video çekmeyi biz de çok istiyorduk. Takipçilerimizden de sürekli video çekin, ne zaman çekiyorsunuz çok mesajlar aldık. Bir türlü denk getirmedik. Benim burada işlerim vardı. Hak'tan beni bekliyordu, ben gelmiyordum. Sonra ben gittim bir yolculuğa tatile. O geldi, sonunda ayarladık. Zaten ayarlamak zorundayız yani. İki tane film var. Oppenheimer, Barbie, aylarca konuşulacak filmler bunlar. Bunlara dair video çekmeyeceksek neye video çekeceğiz daha? Barbenheimer. Barbenheimer diye üçüncü bir video daha çekerim bence orada. Evet, bu videoda tabii ki Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'ı konuşacağız. Evet. O zaman biraz görüntülere bakalım, sonra geri döneceğiz. Oppenheimer, aylardan beri merakla beklenen Christopher Nolan ne yapsa tabii ki merakla bekleyeceğiz. Yani filmlerini sev ya da sevme, bir şekilde kayıtsız kalamayacağımız bir yönetmen, Hollywood'un en popüler, en gözde yönetmenlerinden biri. Ve böyle hayran kitlesi de çok fazla olan bir yönetmen. Nefret edeni de çok fazla. Hayran kitlesi de çok fazla. Ama o da şeyden geliyor, böyle popülerlikten geliyor. Aşırı popüler. Evet. Ben eskiden kendimi Nolan fanboy gibi görüyordum. Hani hep ya, beni hatta karşı Nolan'ı sevmeyen tayfa beni Nolan fanboy olarak nitelendiriyordu. Adamın son 3 filminde tatmin olmadım. Dunkirk, Tenet. Bunu da konuşacağız. Ya bir de bu adam şey gibi böyle, hani günümüzün Spielberg'i gibi aslında. Şimdi o tayfa tersine döndü. Beni gömüyorlar bu sefer. Gördüm. Hakkında tuhaf tuhaf yorumlar söylüyorlar. İlgi çekmek için Oppenheimer'ı gömüyormuşum. Neden gömeyim ben? Interstellar, Inception, Dark Knight, Memento, Prestige hepsinin hastasıyım. Ama işte Twitter biraz kanser bir mecra olduğu için. Evet, evet. Oppenheimer ne bekliyorduk ne bulduk olarak konuşursak. Bir Oppenheimer, hani ne olacağı belli bir biyografik bir şey var ya ortada. Hı-hı. Baktığın zaman. Hani zaten uyarlama da aslında. Ona göre baktığımızda Christopher Nolan'dan bir aksiyon filmi mi bekliyorduk? Yoksa böyle bir ağır, yine kendi tarzı olan aksak ilerleyen bir 3 saatlik bir biyografik film mi? Aslında ben olacağı şeyi bekliyordum zaten. Bunda farklı farklı yorumlar yapan olmuş. Kimi demiş işte bu aslında Nolan filmi gibi değil de Spielberg filmi gibi diyen olmuş. Senin dediğin daha katıldığım bir benzetme daha var. Oliver Stone. Oliver Stone bence daha uygun film. Evet. Çünkü hizmet ediyor. Yani o hem color olarak hem hikaye anlatım tarzı olarak. Ya Oliver Stone'da birazcık şeyi vardır. Hani böyle daha deneysel bir görsel yapısı vardır. Böyle özellikle evet. Siyah beyazları kullanmayı sever. Böyle ritmik, hareketli kurguyu sever. Spielberg'in elinde olsa, Oliver Stone'un elinde olsa bilmiyorum. Yine bir sıkıcılığa dönüşebilecek bir potansiyeli olan bir metin var. Fakat Nolan yine aslında olabilecek, yani kendisinin yönetebileceği bir hikayesel bazda en düz bir formatı bile bir Christopher Nolan filmine çevirmeyi başarıyor. Çünkü bu olayları biliyor. Hani filmin mesela kurgusu çok aslında böyle bakarsan dengesiz, dağınık, bir şey, dikkat çekecek bir şeyler var. Ya yapı bozucu bir biyografi diyebiliriz aslında. Araya bir şeyler atıyor. İlgiyi tutmak için ses tasarımını, müzikleri, kurguyu. Burada özellikle yakın planlara çok abanmış. Belki çok en fazla yakın plan bulunduran filmi olabilir bu. Yani o kadar çok yakın plan Cillian Murphy'nin renkli gözlerini gördüğümü hatırlıyorum. Ama onun nedeni de bence şey. Evet. Hani mesela bu filme biyografi filmi diyoruz ama aslında biyografi filminden çok karakterin içinde, kendi içindeki gelgitlerini anlatan bir proje. Hani yakın planlar da birazcık karakterin içine böyle duygusal işte yönünü direkt görselliğe dökmek için yapılan bir şey olduğu için birazcık o yönünü öne çıkarmak için kullanılmış diye düşünüyorum. IMAX yine bu muhabbetlere elbette girecek. Çünkü bunun üzerinden çok reklam yapıyorlar. Yani Nolan'ın zaten her filmi biz herhalde basın gösterimlerinde zaten yıllardır IMAX olarak izliyoruz değil mi? Hı hı. Interstellar, Dunkirk, Tenet hepsi. Zaten IMAX çeken çok fazla yönetmen yok. Ve IMAX ve zaten gözlüksüz. Yani IMAX. O konuda Nolan'ı her zaman takdir ediyorduk. Son bütün filmlere baktığımızda ben bir IMAX gereksinimi Oppenheimer'da hissetmedim. Kişisel düşüncem ki bunu illa aksiyona vurmaya gerek yok. Tamam, ses tasarımını yine yapacağı şekilde yapmış bomba olayında. Fakat
bir IMAX olarak 3 saatlik o tutarlılıkta zaten birçoğu da yeri de konuşan kafa diyelim tabir ettiğimiz bir stile sahip olduğu için açı karşı açı ve sürekli bir tartışma şeklinde olduğu için yani ben bunu klasik kanyonun salon 9'unda da çok güzel şekilde izlerim. Yani IMAX'lik ben çok bir şey göremedim. Ya o birazcık şeyden de geliyor. Nolan birazcık hani sinemanın direkt böyle 35 mm çekilmesi gerektiğini işte şu anda IMAX'le çekiyor da yani böyle teknolojinin en üst noktasıyla çekip sonrasında kaliteli görsel yani teknik anlamda kaliteli olmasını istiyor aslında. Bu, tamamen temeli bu yani. Aslında mesela Türk milletinin şöyle bir şey vardır. Bilim kurgu ya da aksiyon olmayınca aslında böyle IMAX gibi bir şeylere ihtiyaç yokmuş gibi gelir. O birazcık sinemayı kurtarıyorum modunda. Biraz hani gereklilik mi değil mi onunda olan bir şey değil Nolan'ın. Nolan en yüksek kalitede ben filmimi veririm modunda. Şöyle söyleyeyim yine baktığım zaman ben genel bunu filmografisine göre tabii konuşacağım. Christopher Nolan'dan bahsediyoruz. Hep bana gelen yorumlarda da var. İşte bundan aksiyon mu bekliyordunuz? Aksiyon beklemiyordum ama beklediğim şeyler vardı açıkçası. Bir Christopher Nolan filminin her zaman ne olursa beğensem de beğenmesem de tıkır tıkır işler. Bak Dunkirk'ün hayatı hayran değilim. Öyle bir kurgu vardı ki gidiyor. Şey yok. Tenet. Filmi beğenmiyorum. En az sevdiğim filmlerinden biri ama kurgu gidiyor. Oppenheimer. Ben kişisel olarak 180 dakikada 5 kere saatime baktım. Bir de günümüzde artık şey böyle Nolan biraz tarzını değiştirmeye başladı. Yani atıyorum milletin sıkıldığını an Tenet'in özellikle başarısızlığından sonra birazcık da şeye döneyim dedi. Farklı bir yöne döneyim dedi. Bu şeylerle de bir tane siyahlı bir sinema yazarı var. Eskidir bayağı. Rasih Yılmaz. Bir tweet atmıştı. Olay oldu. YouTuber'ları sinirlendirmek için attı herhalde. İşte sevgili YouTuber influencerlar işte Oppenheimer hakkında yorum yapmak için işte yok McCarthy dönemini bilmeli, şunu bilmeli, bunu bilmeli. Falan çıldırdılar. Şimdi tabii ki bilirsen daha iyi olur. Ama bilinmeden de izlediğinde insanda en azından seyir olarak çok şey bırakacak bir şey yok bana bakarsan. Bilsen daha iyi olur ama bilmesen de hiçbir şey anlamazsın diye bir şey yok. Yok anlamazsın değil de şey gibi düşün. Hani mesela Oliver Stone'un şeyi var, JFK'si var. Tabii. Sonra Donaldson'ın işte Tehlikeli Günler diye bir film var. Mesela o tip bir film bu. Böyle daha politik, daha çok metne dayanan ve arkadaki siyasi kumpaslara dayanan bir film aslında bu. Çünkü genelde öyle ilerliyor ve birazcık aslında direkt Amerika eleştirisi de var filmde. Ya mesela bu kadar yükseltilen bir karakterin bir anda sonrasında suçluya dönüştürülmesi de öyle bir şey. Ama mesela Oppenheimer'ın da biraz çelişkilerle, gelgitlerle gelmesi bence Nolan'ın dikkatini çeken noktaydı diye düşünüyorum. Çünkü adam anti-hero mu, kahraman mı, daha iyi mi belli değil aslında. Öyle de yani artık bu kadar filmden, bu kadar 10 küsur filmlik bir filmografiden sonra söylüyorum. Ya keşke dediğine inanabilsem yani filmde Amerika eleştirisi olduğuna inanabilsem. Artık öyle şey geliyor ki yani bu Nolan'ın ben mesela artık şey olmaya başladım. Hiç böyle Amerika'yı eleştirebilecek bir yönetmen gibi görmüyorum. Daha çok ayarına uyduran, anlıyor musun? Mesela şey olarak gibi gelmeye başladı. Ben bu film mesela oralara da geleceğim. Politik açıdan inanılmaz sorunlu buluyorum. Yani. Politik açıdan sorunlu zaten. Bir bilim adamı daha iyi. Neden bomba yapıyor? Ya şimdi onların muhabbetlerini mesela geçen de birisi tweet atmış. Demiş ki böyle bir şeylerde demiş. Bilim adamı suçlanamaz. Yani yapması. Ya aslında karakter evet. Şey gibi gösteriyor filmde. Hani bomba yapmak değil de fizikte böyle bir ileri safhaya gelmek, böyle beynindeki düşüncelerin direkt ortaya koyulması için bu projeyi başlattı ve birazcık kibirli, egolu bir karakter olduğu için direkt kendini ön plana çıkarmak için dahil oldu gibi. Bunu konuşmak lazım. Bak diyor, sen de dedin. Şimdi madem karakter üzerine bu kadar odaklı bir film, karakter üzerine, onun psikolojisi üzerine bir film. Oppenheimer, filmde izlediğimiz Oppenheimer nasıl bir karakter? Ya Oppenheimer zaten biyografi dediğimiz şeyde çocukluğu da girer, bir şeyi de girer. Yani film tamamen bu atom bombası projesi üzerine yapılan bir proje. Bir şeyleri var. Mesela bu karakter nasıl bir karakter? Şimdi sen mesela egoluyu dedin. Evet bana göre de egolu. Ben hissediyorum zaten izlerken çok. Ya biraz uçuk bir örnek olabilir bilmiyorum ama devrim arabaları gibi bir film aslında.
Hani evet. bu projeyi bitireceğiz işte Amerika'nın gücünü göstereceğiz modunda. Hı hı. Direkt yapılan proje filmi gibi aslında. Ana karakterin çelişkilerini ortaya koyarak bu proje kapsamlı bir film aslında. Amerika çünkü bu işte övündüğü projeler ya da ne bileyim kendileriyle yüzleşmek üzerine bu tip projeleri çok yapıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim hatırladığım kadarıyla saate çok baktığım için öyle geliyor aklıma. 120. dakika civarı, 2 saat civarı şey yaptılar. İşte atom bombası patlatma meselesine geldiler. Yani onu patlatacaklar, daha bir saati var filmin. Öyle düşün. O sahneden sonra işte ses oyunlarıyla yine çok güzel etkiliyor. Tabii millet yapmış, vay ne güzel sahneydi demiş. Yapacak onu tabii, teknik adamın işi. Bir şeyler yapmış. Ama oradan sonra şimdi şöyle bir şey var baktığın zaman. Karşı tarafa bomba atıyorsun. İnsanların öleceğini biliyorsun, değil mi? İnsanlar ölecek. Hı-hı. Attığın bomba karşı tarafta birilerini öldürecek. Yolluyorlar. Sevinç çığlıkları. Birbirlerine sarılıyorlar. Kutlama yapıyorlar. İnsan öldürdüğünü bilerek kutlama yapıyorsun. Tamam, savaşa hizmet ettin. Sonra sanki hani savaşın, Hiroşima'nın işte etkilerini öğrendikten sonra ulan aslında fazla mı kaçmış, fazla kişi ölmüş, fazla zarar vermişiz diye üzülmeye başlıyorsun. Bu bana çok saçma geliyor. Ya biraz da şeyi böyle hani bitmiş bir savaşı saçma sapan bir şova dönüştürüyorlar. Ya Amerika onu da şey diye yorumluyorlar ya filmde. İşte bundan sonra devamı gelmesin diye, 3. Dünya Savaşları falan ortaya çıkmasın diye böyle kesin bir darbe koyalım ki bir daha kimse cesaret edemesin. Yani aslında kötüyü biz oynayalım diyorlar ama bunu da övüyorlar bir yandan. O yüzden çelişkilerle dolu bir film aslında. Ya öyle şey yani mesela yine aynı şeyleri söylüyorlar. Oppenheimer'ın psikolojisi üzerinden gidiyor. İşte zaten uyarlama olarak bağlı. Bunu sana evrensel manada göstermek zorunda değil. Ama gösterseydi beni şaşırtırdı. Şimdi şöyle senle daha önce konuştuğumuzda mesela şey konuşuyorduk. Bunlar da bir kendi aramızdaki kişisel muhabbetlerdi ama Nolan da söylüyordu hani film bittikten sonra kimse hani konuşamıyor, yerinden kalkamıyor diye hatırlarsın. Ben kalktım. Ben de kalktım. Şöyle bir muhabbet vardı. Hani en azından öyle temenni ediyorduk. O savaşın hani bombanın etkilerini öyle bir gösteriyor ki hani millet böyle zımbalanıp kalıyor. Ya ben de evet savaş sonrası işte böyle şey diyorsun. Oha insanlık ayıbı falan diye böyle kalıyorsun falan diye düşündük. Öyle şeyler bir hiç yok. Yok. Hatta sonuna kadar Oppenheimer'la Jason Clarke'o hani yakın planlar var ya. Onları bile şeyle yapıyor abi. Nasıl diyeyim sana, efektler hani görüntüyü beyazlaştırıyor. Hatta filmde bir saniye falan var şu bombadan dolayı hani insan yüzünün falan şey olması böyle, buharlaşması. Bir saniye koymuş. Mesela geçenlerde Twitter'da şu an bir video deniyor. Hatta bir hayal sahnesi de var, böyle basıyor ya üstüne falan. Abi hiç mi bir şey göstermezsin? Anlıyor musun? Yani bir filme bu şey sağlar, katkı sağlar. Senin bir bakışın olduğu şeyden, Oppenheimer'ın psikolojisinden çıkıyor zaten olay. Bir şey de sunman lazım. Bu kadar evrensel, bu kadar herkesin bayıla bayıla gideceği bir filme bir düşünceni de kendin bir eklemelisin. Hı hı. Diye düşünüyorum ben. Artık zaten filmi çok duygusuz olmakla suçluyorlar ya. Böyle çok dışarıdan bakıyor falan gibi bakıyorlar. Bir de bunun nedenlerinden biri de bence şey gibi düşünüyorum ben. Atom bombası filmi olarak izlersen film bayağı şey işte politik, etik olarak sorunları var. Ama işte böyle çelişkileri olan bir adam profili olarak izlersen film farklı bir noktaya geliyor. Uzatmak için de bunu bütün katmanlara bakarsan kadın karakter. Yani ben yıllarca hep kale almadım. Karşı taraftan gelen bu muhabbetler hep söyleniyor. Nolan kadın karakter yazamıyor, Nolan kadın karakter yazamıyor. Nolan zaten kadın karakter üzerine hiçbir zaman film kurmadı. Ya onun için bak kadınlar mesela şey gibi böyle figür, NPC denir bilgisayar oyunlarında, evet, onun gibi. Yani kadın karakter üzerine film kurmadığı için şey yapmadım. Mesela Ellen Page, Inception'da Ellen Page'i niye daha detaylı yazmadın demedim içimden. Anlıyor musun? Ya da zaten bu arada en detaylı yazdığı karakterlerden birisi aslında Ellen Page olabilir. Baktığın zaman şu an Elliot Page. Evet. Eski karakter ya da ne bileyim Tenet'te Elizabeth Debicki vardı mesela. Demedim ama burada klasik madem bir biyografik film çekiyorsun. Ya biraz bir el at ya. Şu an Emily Blunt Oscar'a aday olsun falandan bahsediyorsunuz. Ya karakter nerede abi? Bir de kadınları çok sorunlu profiller olarak göstermiş, fark ettin mi? Kadın düşmanlığı var biraz sanki. Ya ister istemez o noktaya geliyorsun. Öyle düşünmemeye çalışıyorum. Ama ya, evet. Çünkü biri intihar bağımlısı, öbürküsü alkolik, nevrotik bir tip. Yani ikisi de sorunlu tipler ki aslında buradan şeyi çıkartabiliriz. Hadi olumlu bakalım dersek
Oppenheimer da çok sorunlu dedirtmeye çalışıyorlar. Hani böyle toksik bir ilişki var aslında. Abi öyle diyorsun ama adamın savunmak için aslında, savunmuyorum da diyebilir. Adamın gözlerine bakışlarına o kadar şey olmuşsun ki, kullanmışsın ki her şeyinde. Hı-hı. Adama ister istemez bir empati duyuyorsun. Zaten Matt Damon da gözlerine tav olmuş ya. Öyle demiş, evet, baktığın zaman. Karakterlerin gerçeğine, şuna buna zaten. En benzeyen Robert Downey Jr.'dı. Evet. Yani oradan şuna gelebilirim. Hı-hı. Robert Downey Jr.'la kim? Cillian Murphy'nin, hatta Killian'mış. Killian diye okunuyormuş. Ben yıllardır Cillian diye okudum. Ben de öyle diyordum, evet. Cillian Murphy'nin ilişkisi de birazcık şeye benzettim. Amadeus filmi vardır. Evet, evet. Amadeus ve Salim Nari'nin ilişkisi gibi. Hani öbür kıskanç bir dahiyi kıskanarak arkasını oymaya çalışan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Ya onların rekabeti üzerinden ilerleyen değişik bir filme dönüşüyor. Yani film sürekli dönüşüm geçiriyor. Bir bakıyorsun Oppenheimer işte hikayesi gibi, çelişkileri üzerine. Bir atom bombası proje, Amerikan propaganda filmi gibi. Bir yandan aslında iki tane işte bilim üzerine çalışan adamın rekabet filmi gibi. O yüzden film çok çeşitli ve insanlar bu yüzden mesela konusunun olmadığını düşünüyorlar. Çünkü film çok fazla noktaya bir yandan temas etmeye çalışıyor. Film o yüzden 3 saatlik süresini kaldırabiliyor mu emin değilim. Hani mesela 2 saat olsa daha fit bir film olabilirdi bence. Yani süre konusunda evet, ben yine söylüyorum. En uzun filmi bile olsa evet, hem en uzun filmidir hem de en uzun hissettiren filmi yani. Biyografik olarak değil çünkü zaten film boyunca bunun kurgusal açıdan sorunsuz akması için aslında elinden geleni yapıyor. Her türlü Nolan numarasını bu hikayeyi yapabileceği şekilde, bir aksiyon bilim kurgu tarafı olmadığı için elinden geleni yine yapıyor. Sesleri kullanıyor, müzikleri kullanıyor. Görüntüyü silikleştiriyor, beyazlaştırıyor, bulanıklaştırıyor, yakınlaştırıyor. Yine ilgini çekecek her şeyi yapıyor ama koptun mu da kopuyorsun. Oppenheimer aynı zamanda şey diye düşünüyorum. Hani biyografist diyoruz. Çocukluğunu görmüyoruz, bir. Hı hı. İki, gençlik döneminde sırf o sancısını falan görüyoruz böyle, beyninden dönen şeyler. Üç, yaşlılığını görmüyoruz. Bir ödül töreni gibi bir şey var ya, bir yaşlılığı orada görüyoruz, aslında yaşlılığı da görmüyoruz. Adamın sürekli belli 10 yıllık sürecini falan görüyoruz aslında. Evet. O açıdan da şey yani, Oppenheimer'ın atom bombası çalışmaları sırasındaki beynindeki karmaşayı anlatıyor aslında. Bir de hani Nolan'da şey dedi ya, siyah beyaz görüntüler, aslında Oppenheimer'ın düşünceleri, aslında renkliler normal akış diye böyle bir yorumda bulundu. Bu konuda senin bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Ya abi, ben izlerken öyle bir şey hissetmedim. Tamam mı? Ha, bu benim dikkatsizliğim olabilir. Ben o kafayla izleyeceğim ama sen bunu Christopher Nolan olarak söylememelisin. Bir dergiye, gazeteciye demeç verirken renkli sahneler öznel, siyah sahneler nesnel. Aa süper, vay be ne zekaymış mı diyelim. Sen Christopher Nolan'sın, niye böyle bir şey söylüyorsun? Bu benim düşüncem. Ya zaten sanatçının filmini açıklaması gibi bir şey söz konusu olamaz yani, ya. Bunu mesela söylemezsin, sonra birisi çıkar böyle olduğunu iddia eder. Der ki bak bunlar da bu sahnede böyle, böyle bakmış, onu kanıtlar, bir şey oluşur. Sen bunu niye söylüyorsun? Daha var ama Oscar sezonuna girdiğimizde aslında en azından adaylıklar olarak damga vuracak. Yani ben düşündüğüm kadarıyla bir en aşağı 10 adaylık sezdim. Ya var ama işte tam da kimler aday olacak bilemiyorsun çünkü Hollywood'da garip garip adaylıklar. Yok, Oscar tahmini yapmayacağız zaten ama olabileceği şeyleri düşündüğüm zaman film, yönetmen, senaryo, erkek oyuncu, iki oyunculuk, yardımcı erkek oyuncu. Evet. İşte tamam mı? Ses tasarımı 6 tane kesin. Ya teknik dallar zaten girer. Değişecek işte. Kurgu, prodüksiyon, tasarımı, şunlar bunlara. Ben hala yine şöyle söyleyeyim. Olabilir, olmayacak değil. Görüntü yönetimi. Hmm. En sinematografik açıdan. Ama bence şey böyle 7-8. Sırada falan yani. Böyle tam ilk 5'e girer gibi değil. Mesela ben sinematografiye girmesini beklemiyorum aslında. Ama öyle bir şey yapıyorlar ya. Hoytavan Hoytama da çekti. Çok da iyi görüntü yönetmenidir. Dunkirk'le zaten adaylık aldı. Ama Hoytama'ya göre düşündüğümde de onun bana göre en ortalama işlerinden biri. Görüntü yönetimi olarak devasa şeyler ben gördüğümü söyleyemem. IMAX'de izlememe rağmen. Ya bir de böyle daha bir filmden şey beklemiyor musun? Atom bombasının gerçekten atıldığı sahneyi görmek istiyorsun aslında. Öyle. İşte güya gösteriyor da o düşün diye. İşte öyle göstermiyor. Ya o evet, sinematografiyle falan göstermiyor bunu.
sadece etkilerini gösteriyor gibi hafif. Aha. Böyle ucundan. Hans Zimmer'le çalışıyordu ya. Evet. Hans Zimmer'le çalışırken daha baskın böyle, daha akılda kalıcı müzikler yapılırken, hı-hı, bu filmde mesela daha filme hizmet eden müzikler yapılıyor. Yani böyle çok da akılda kalıcı değil, benim müzikler aklımda kalmadı ama filmi izlerken o müziklerin etkisini hissediyorsun. Biraz, hı-hı, daha böyle hikaye anlatımına destekleyici müzik olarak bir yola girdi gibi geldi bana. Yani bu Ludwig Göransson'la çalışıyor galiba. Hı-hı. Tenet'te de oydu. Oscar'ı almış mıydı şeyde Göransson müzik Black Panther'le? Hatırladığım, hı-hı, bir şeyler var. Yani Black Panther'le çıktı o şeyi. Sonra Nolan aldı onu. Hı-hı. Güzel müziklerine baktığımda da ben tabii ki Hans Zimmer'i tercih ederim. O ayrı. Hans Zimmer çünkü baya bir aşama kaydettiriyor filmi. Ne olacağını bilmiyorum. Ben Oscar sürecinde yine ayrıyetten videolarımızda bunları konuşuruz zaten. Direkt Oscar odaklı da şey yapmayalım ama... Bu arada Cillian Murphy aslında şu an çok güçlü bir aday. Evet. Onu düşünürsek oyunculuk anlamında. Bir de Cillian Murphy'nin genelde böyle büyük prodüksiyonlarda başrol oynadığını çok görmüyoruz. Ya onun için şans gibi bir şey aslında. Şu anda tam ödül sezonu için bayağı büyük bir şans gibi gözüküyor. Öyle. Rakipleri gelecek. Yani bayağı da rakip var. Bu sene şanslı bir senesi değil yani. Evet, ben yine aslında Cillian Murphy'nin erkek Cillian. Neyse, Oscar videosunun konusu olsun bunlar. Cillian Murphy, Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender. Ben üçünü de alacağını zannetmiyorum. Şu an çok daha güçlü bir aday var. Film gelince göreceğiz ama. Evet. Hissettiriyor onu yani. Neyse. Oyunculuklardan vurmuşken hemen şeylere geçelim. İki kadını konuştuk. Murphy, Robert Downey'i konuştuk. Tek tek aslında bir sürü star var. Cümle cümle konuşalım. Matt Damon. Matt Damon klasik böyle. Son dönem çok klasik karakterleri oynuyor. Hep klasik. Ve şeyi de baktık aslında. Hatta da gerçeğine. Alfred Molina falan daha çok benziyormuş yani. Okey yani hızlı şey yapmış. Casey Affleck var bir yerde, o ilginçti. Var mı? Var, evet. Bayağı Oscar alan bir oyuncunun böyle işte yardımcı oyunculukta bayağı silik figüran gibi bir rolde oynaması da ilginç. Öyle diyoruz da yine Oscar alıp da yardımcı oyuncu ötekine geleceğiz. Rami Malek o daha fena bence. Ama Rami Malek de böyle hayatında karşısına çıkabilecek tek fırsatı değerlendirdi gibi. Abi ilk sahne var ya, bak hani o sondaki monolog sahnesi demiyorum. İlk sahneye çıkış. Hani bir şey düşünüyor falan. Abi böyle sakar bir şey gibi falan. Çok böyle şey bir sahneydi. What the fuck dedim. Rami Malek değil mi bu Oscar ödüllü aktör? Figüran gibi. Çok saçma bir ilk girişi vardı. Ya Malek'in biraz konuşma stili olsun, fiziksel, evet, görünüşü olsun, her role gitmiyor yani. Her filmde oynatamazsın onu. Onu biraz daha böyle işte mesela... Yazan şeyler olmuş. Yok işte mahkeme o hani diyalog sahnesinde iyiydi falan. Ya yemin ediyorum oraya kimi koysan değişmez. Bir şey yok o rolde. Ya onun en nokta atışı olduğu rol, evet, zaten şeydi. Neydi dizisi? Robot. Mr. Robot. Mr. Robot'tu yani. Onun dışında mesela... Çok farklı rollere girebileceğini zannetmiyorum. Gary Oldman'ı tabii ki konuşmalıyız başkan olarak. Gary Oldman çok iyi ama çok az. Şimdi okey ama işte şey biraz böyle üstten şey de var bir de. Ya 5 dakika bile değil rollü. Çok olduğu için bir de Jason Clarke yani. Ya Jason Clarke ben hiçbir zaman değişik oynadığını görmedim. Hep aynı adamı oynuyor, hep sorgulayan, sürekli konuşan adamları oynuyor. Burada evet şey yapmış üstüne de. Oralarda biraz karikatürizelik görüyorum ama ya genel olarak mesela oyuncu yönetiminde öyle baktığın zaman yine tüm kadro müthiş falan demem. Ya iki kişi konuşabiliyorum. Murphy, Robert Downey. Tamam, o da yeter aslında. Filmde ama 10-12 tane ünlü var yani. Var canım. Onlar hep yan karakter gibi olmuş işte. Böyle, evet, direkt filme hizmet etmişler. Hani Baran Şükrü'nün bir lafı var. Filme hizmet etmiş. Böyle şov yapmaya çalışmamış. Büyük oynamamışlar. Evet, evet. Birazcık öyle oynamışlar. Bu arada alakasız ama gerçeğine baktığında Emily Blunt'ın oynadığı rolü Sally Field genç olsaymış çok rahat oynarmış diye düşünüyorum. Evet evet. Sanki Lincoln'da izlemiş gibi oyun o rolü. Fotoğrafı gördükten sonra evet. Benim için bütün bu konuşulanlardan sonra bunlara kıyasla hayal kırıklığı benim için oldu. Ama yani kötülüyorum mütülüyorum derken benim yine filme vereceğim puan 10 üzerinden 7 bu arada. Onu söylememle ya, gerekiyor. Ben de şey diyeyim, ben 7.5 veriyorum filme. Evet. Ama neden? Çünkü herkes Nolan filmi olarak baktığı için, mesela önceki geçmiş CV'si çok güçlü olduğu için, bu adam neler neler çekti, bunlar ne kafasıyla baktığı için, ben normal, sırf film olarak değerlendirince
Bence gayet iyi bir film çıkmış ortaya ama işte bayağı çelişkiler var. İnsanları ikiye ayıran konular var, etik konular var. Bunların hepsini bir araya... Yani sorgulamazsak film olarak iyi bir film bence. Ama işte çok böyle insanların dediği gibi ya ne başyapıt ne de çok kötü bir film. Bunu söylemek istiyorum. Zaten Nolan'ın da filmografisinde yine ortanın biraz altı seviyelerinde yer alacaktır diye düşünüyorum. Sadece şey dedikleri için diyorum. Hani diyorlar ya 3 saatlik bir biyografi zaten ne kadar akıcı olabilir ki? Şimdi söylediğim şey de benim biyografi. Tamam biraz komedi şeyleri belki fazla ama... Bu arada film seyirci dostu değil kesinlikle. Onu da altını çizelim. Yine 180 dakika aynı sürede ben gördüğüm en akıcı biyografiyi yine Amerikalı bir yönetmenden söyleyeyim size. Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street. Nasıl bitiyor? Aynı. 180 dakika üçü. Ama işte o malzeme meselesi birazcık da. Çünkü yani. Oppenheimer'ın malzemesi bence biraz yani bir yerlerde sıkışıyor. Hani mesela Einstein'ı falan görüyoruz filmde. Evet. Hiç konuşmadık onu bak. Hakikaten gelmedi aklıma. Yani... ya mesela Einstein'ı kullanarak aslında Robert Downey Jr.'ın karakterinin kibir ve işte kıskançlık şeyini vurgusunu yapıyor. Biraz yani Einstein gibi kullanmıyorlar. Onu direkt yine yan karakter olarak kullanıyorlar. Kadınları kullandığı gibi Einstein'ı kullanıyor Nolan. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.